Evet, şimdi iletişim bilimci olarak aynı okuldan mezunuz bu arada, okuldaşız Ali Aydar Fırat'la. İletişim bilimci olarak bakınca kafayı kuma gömmek de değil bu. Vatandaş sonuçta Tabii cebinde tabii. hissediyor. Bunun bu kadar olur mu ya? Bu nedir Ali Aydar Fırat? Şimdi bu görmemek değil aslında. Tümüyle bir tür endüstriye, bir tür iktidara kendini adamak, ona hizmet etmek. Şimdi A Haber'in bir haberi vardı hatırlarsanız, seyircilerimize hatırlatalım. Ekmeğe zam geldiği zaman bundan sonra gereksiz şeyler olmayacak işte. Yani ekmekler daha az, daha iyi kullanacak. Ekmek zammını böyle anlatıyorlar işte. Fiyat Dolayısıyla ayarlaması. evet, fiyat ayarlaması. Ekmeğe zam geldiği için artık daha rahat tasarruf yapılabilecek. Böylece kimse ekmeği atmayacak. Hani yakılmıyor ya. Şimdi böyle bir bakış açısı empoze ediliyor bütün medyaya. Dünya tarihinde mesela birçok iktidar, çok ağır baskıcı otoriter rejimler medyaya çeşitli manipülasyonlar yaptırmışlardır. Onun için onu kullanmışlardır ama bu denli bir manipülasyonun yapıldığını medya tarihi yazmaz. Aklıma şey geldi. Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı, rahmetli analım onu da, şöyle bir şey söylemişti. Serv anlaşmasını imzalayanlar alçaktı ama onu imzalatanlar daha büyük alçaktı demişti. Şimdi bu tür haberleri görmemek bir çeşit alçaklıktır ama bunu yaptırmamak bu haberleri bence daha büyük bir alçaklıktır. Burada tabii ki mesele, asıl mesele, nasıl bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz, bu iktidarın Türkiye'yi nasıl tasarımlandırdığı, hiçbir alanı boş bırakmadığı, her alana el attığı, yani siyasetinden, medyasından, ekonomisinden, eğitiminden, adaletinden her alana nüfuz ettiği, korkunç ağır bir hegemonya projesini yaşama geçirdiği ve bunun için de kendine göre bir takım enstrümanlar yarattığıdır. Medya bu enstrümanlardan biridir. Dolayısıyla medya bugün bir şeyleri görmüyor değil, medya görüyor ama bunu iktidarın görmek istediği biçimde görüyor. Dolayısıyla bugün bir, gazetecilik yapılmıyor. İki, bunlara gazete denmez. Üçüncüsü, bunlar televizyon değil. Bunların hiçbirinin yaptıkları da haber değil. Dolayısıyla çok radikal bir eleştirinin bunlara getirilmesi gerekiyor. O yüzden senin şeyde kullandığın, girişte kullandığın ana akım medya nitelemesi artık doğru değil. Çünkü ana akım medya görece daha liberal, daha eşitlikçi bir pozisyon alan Kitle medya için. haberciliği yapan ve Evet, iktidarla mesafesi yani olan aynen. tanımlama Bu olarak. bugün Türkiye'de bir ana akım medyadan söz edilemez. Tümüyle teslim edilmiş bir medya yapısı var. Patronajından bütün ilişkilerine kadar bu ilişki içerisinde de kimse buradan haber beklememelidir. Burada bir tür sivil itaatsizlik devreye girmelidir. İnsanlar ki zaten okumuyorlar bu gazeteleri, zaten izlemiyorlar bu televizyonları. Bir tür etkilerini görüyor olabiliriz, bir tür şey manipülasyonları görüyor olabiliriz ama çok ciddi bir biçimde insanlar bu dünyadan kaçıyorlar. Sosyal medyanın bu denli yüklü bir biçimde takip edilmesi, bu denli yüklü bir biçimde iletilerin paylaşılması, işte videoların yüklenmesi, yazıların yazılmasının nedeni de asıl insanların kendisine yeni bir mecra almasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu mecra, bu gazetelerin hiçbir artık toplumun genel istek ve taleplerine cevap vermiyor. İktidar da zaten şunu söylüyor. Sadece bizim istediğimizi yazın. Zaten sizin paranızı biz veriyoruz. Sizi biz besliyoruz. Dolayısıyla hani o hep besleme basın diye bir tartışma ola gelmiştir. Bu besleme basındır. Yani bugün ve bizim tarihimizde ben hani Türkiye basın tarihini de incelemiş, bunun üzerine tez yazmış bir insan olarak da şunu söyleyebilirim. Ne Osmanlı döneminde, ne Cumhuriyet'in ilk döneminde, ne çok partili hayata geçiş döneminde, ne 80 sonrası Özal döneminde, ne de işte 90'larda böyle bir medya yapılanması, böyle bir medya anlayışı, bir haber yazma Ki tekniği, darbe içeriği dönemiyle genelde bu dönem karşılaştırılıyor. Yani orada bile yok. yok, değil Hayır, mi? tabii ki. Yani darbe dönemlerinde bile insanlar eleştirilerini yazıyorlardı, cezaevlerine giriyorlardı ama bunun mücadelesini hiçbir zaman bırakmadılar. Şimdi artık attığınız manşetlerden, televizyona alt yazılardan, televizyon tartışmalarına kimlerin katılacağından hepsini iktidar belirliyor. Şimdi bu kadar iktidarın bu denli ağır tahakküm altında olan bir yerde namuslu ve dürüst insanların çoğu bıraktılar, yapmadılar. Zaten ya da kovdular. Senin biraz önce Sun'un Yazgül'ü Aldoğan örneğinde olduğu gibi. Farklı hiçbir sese tahammül edemiyorlar. İstiyorlar ki herkes o boş lafları tekrarlasın, iktidarın dile getirdiği o boş lafları tekrarlasın ve onun içinde bir ulus hapsedilsin. Bu Stanislav'ın bir sözü var. Öyle boş laflar vardır ki bütün bir ulus içinde hapsedilebilir sözü. Bugün Türkiye için muazzam bir biçimde her şeyi anlatmaktadır. Büyük ağır boş laflar var ve o lafların içinde bütün bir ulus
kapatılıyor, oturtuluyor. Şimdi Ali Haydar Fırat, hem Türkiye'de hem de dünyada böylesi süreçlerle ilgili tecrübeyle sabit 4-2-2-4 eder şeklinde sonuçlar var. Öyle sonuçlar ki bunlar hani net bundan sonraki gidişata ilişkin öngörebilirliğimizi bizim sağlıyor. Evet. Şimdi dolar bu kadar erimiş, gazeteler görsene görmesene vatandaş cebinde hissediyor. Tabii. Bunun yansıması ne olur? Şimdi bunun çok ciddi, yani medya boyutunda da toplumsal siyasal boyutta da yansıması olur. Birinci bir ciddi bir öfke birikimi olur insanlarda, kitlelerde. Çünkü bir yerden sonra insanlar sadece yapılanlara değil, yapılanları görmeyen insanlara karşı da çok büyük bir tepki içinde olurlar. Türk medyası hatırlarsanız Gezi direnişinde insanlar, ki benim çok doğru bulmadığım bir şeydi ama hani medya araçlarına saldırdılar, medya araçlarına zarar verdiler. Orada bu bastırılmışlığın bir dışa vurumuydu yaşananlar. Bugün için de aynı şey söz konusu. Yani istedikleri kadar haber yaptırsınlar, istedikleri televizyon programlarını koysunlar, herkes çok mutluymuş gibi bir resim, bir tablo ortaya sersinler. Asla ve asla, hani hep şey söyleniyor, gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. İnsanlar bunu gündelik hayatında yaşıyorlar. Mesele şudur, bu tür zamanlarda çok ciddi bir birikim olur, bir öfke birikimi olur, bir direniş birikimi olur. Ve bir an hiç kimsenin hiç beklemediği bir anda bu patlar ve bambaşka bir siyasal süreç ortaya çıkar. Gezi'de olduğu gibi. Bu sürecinde ben benzer bir noktaya gideceğini, er ya da geç gideceğini düşünüyorum. Çünkü bunu zamanın ruhu diye bir şey varsa, yani bu direnişle, yani içsel direnişe içkin bir şeydir. O da insanlar bu kadar kazandıklarını, bu kadar bildiklerini, bu kadar, Türkiye sonuçta sıradan bir ülke değil, birikimli insanların yoğun olduğu bir ülke. Bütün bunları gizleyemezsiniz, bütün bunları bastıramazsınız. Bastırdığınızı düşünürsünüz ama bu bastırdığınız şey başka bir yerde çok daha örgütsel, çok daha politik bir bilince dönüşür ve bambaşka bir haliyet ruhi içerisinde kendisini dışa vurur. Şimdi bu basınç iyi bir şey değil zaten. Değil, bir baskılama, değil. Bir basınç. Hem tabii. Siyasal anlamda hem ekonomik anlamda hissedilen bir sıkıntı şimdi sonuçta bu. Şimdi kapitalist sistemlerde genelde hep şu önerilir, mümkün mertebe toplumsal rızayı üreten faaliyetler içinde bulunun. Yani insanların rızasını kazanan. AKP düzeni artık Türkiye'de hiç kimsenin rızasını kazanamıyor. Tamamen zora dayalı bir sistem ortaya ki koyuyor. Şaibeli, birinci tur meselesi de hani sonuçta MHP'nin anlaşılamayan bir şekilde doğuda oy kazanması tabii, konusuyla yani oldu. Burada devlet, bir tasarım var burada. Ağır bir tasarım. Bu sadece Türkiye'nin içine içkin bir mesele değildir. Bu Türkiye'nin aynı zamanda dışa ilişkin bir meselesidir. Yani şu anda işte bu Amerika ile yaşanan kriz de bunun bir parçasıdır. Türkiye'nin kendi içindeki mesele de bunun parçasıdır. Türkiye tasarımlanıyor. Türkiye'nin tasarımlayan bir ideoloji, bir politik bir şey var. Emin olun Cumhuriyet sonrası, Cumhuriyet kadar olmasa, onun tam tersi yönünde, onun farklı bir mecra, farklı bir anlayışla, Türkiye ağır, korkunç bir hegemonya projesiyle karşı karşıya. O yüzden bakın her tarafa el atılıyor, her taraf düzenleniyor. Yani gündelik hayatta bir sanatçıya da laf atılıyor. Örneğin Kemal Sunal küçültülmeye çalışılıyor. Çünkü bir sistemi yaratan bütün değerler yok edilmeye çalışılıyor. Bu kişi olabilir, kurum olabilir, efendim ortaya çıkan eserler olabilir. Yani her yöne doğru büyük bir saldırı var. Her şeye karşı bir saldırı var. Yaşam tarzına karşı, insanların giyim kuşamına karşı. Yani bir tür gericiliğin... Peki... Geri dönüşünü görüyoruz aslında. Peki mesela Kemal Sunal örneği, bence de senin gibi düşünüyorum. Ben de her anlamda, her alanda var olan değerlere bir saldırıyla karşı karşıyayız. Güneş balçıkla sıvamaz. Böyle bir hakikatin de karalanmama gibi bir huyu var bence. Fakat bu zannediyorum şöyle bir etki yaratıyor. Bir yılgınlık. O yılgınlığı besleyen bir unsur. Tabii. Yani sonuçta Kemal Sunal için ne söylerse söylesinler o bir hakikat. Tabii, hakikaten orada tabii. Durduğu yerde parlak bir şekilde durmaya devam eder. Ama yılgınlık yaratmak için mi yapıyorlar bunu acaba? Aslında hep denenen bir yöntem. Bütün otoriter rejimler hep şunu yaparlar. Bir seçimle meşruiyet kazanırlar. İkincisi, o meşruiyete dayanarak her türlü baskı ve tahakkümü kitlelere dayatırlar. Yani şunu söylerler, benim gibi olmak zorundasın, benim gibi düşünmek zorundasın ve benim gibi hareket etmek zorundasın. Sana bunu söylüyor. Bunu yapmadığın zaman ben sana yaşam hakkı tanımıyorum diyor, çok açık ve aleni bir biçimde. O yüzden bütün medyada büyük bir ayıklanma oldu. Kendisine yakın gazetecileri tuttular, yakın olmayan insanları bir biçimiyle uzaklaştırdılar, gazeteleri kapattılar, dernekleri kapattılar. Yani o hala o hal sürecindeyiz aslında. Yani uzatılmış, işte daha doğrusu tahkim edilmiş, meclis eliyle tahkim edilmiş bir o hal sürecindeyiz ve bu süreç bütünüyle
ya arka planında bambaşka bir resim olduğunu görmek lazım. Yani burada çok ciddi Türkiye'nin tarihsel meselelerinde hep bir tartışma vardır. İşte Türkiye'de burjuvazi mi, genel sistemi belirler, bürokrasi mi belirler? Ben Türkiye'de bugün tekrardan bir bürokratik aygıtın devreye girdiğini düşünüyorum. Ben AKP'nin bu bürokratik aygıtı sanıldığı gibi AKP'nin bu bürokratik aygıtı belirlediğini düşünmüyorum. Bürokratik devlet aygıtının bir biçimde AKP ile işbirliği yapıp yeni bir sistem kurduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela insanlar şunu anlamlandıramıyor. Neden mesela Adnan Oktar veya cemaatlere operasyon yapılıyor? İşte en son Haydarbaş. Çünkü şöyle bir şey var. Sadece kendisine muhalif sol, demokrat, Atatürkçü kesimlere değil, kendi mahallesinde olup da günü geldiğinde ona baş kaldırabilecek, onu zora sokabilecek yapıları da tasfiye ediyorlar. Dolayısıyla devlet Türkiye'de bütün bir anlamda yeniden tasarımlanıyor. Bu devletin kurucu bir takım meseleleri vardır. O meseleler şu anda böyle halledilmeye çalışıyor. Ama bu şu demek değildir ki 24 Ocak 1980 kararları, yani darbe öncesi alınan kararlar Türkiye'nin neoliberalizme eklemlenmesiydi. Bu büyük bir projeydi. 2002'de mevcut merkez sağ bunu yapamadı. O projeden düştü. AKP geldi bu projeyi tahkim etti. Ve şu anda Amerika ile yaşanan bütün meselede Türkiye'nin egemen dünya sistemi içerisinde asla o belirlenen sınırlar dışına çıkmasını engellemeye dönüktür. Çünkü Amerika diyor ki ben Ortadoğu'yu yeniden tasarımlayacağım. Bu Sen çerçevede de benim İran'da var. biçtiğim elbiseyi Aynen, giyeceksin. sen de benim biçtiğim elbiseyi giyeceksin. Bütün tartışma buradan çıkmaktadır. Bunu AKP ne kadar derinir, onu hep birlikte görürüz. Evet, görürüz. Şimdi tam da böylesi kritik, böylesi önemli bir süreçte özetlediğin şekliyle kendimizi otoriter bir rejimin içinde bulmuşken muhalefete bakalım istiyorum. Birkaç dakikalık bir reklam aramız var. Kısacık bir Evet. reklam arası. Ondan sonra bütün partilerin gündeminde kurultay var. Olsun ya da olmasın. CHP'de kurultayın olmaması tartışması var. Ama İYİ Parti kurultaya gidiyor. AKP olan kurultayını yapacak, kongresini yapacak hazırlıkları var. Yarısını değiştirecekmiş partinin. Yenileşmeyi bugün Abdülkadir Selvi yazmış. Ekrana taşımadık ama AKP kendini yenileyerek var etmeye çalışıyor. Daha doğrusu Erdoğan AKP'yi yenileyerek hala tutmaya çalışıyor. Orada konsolide etmeye çalışıyor partiyi. Birkaç dakikalık bir ara verelim. Sonra siyasetin böylesi gerçeklikler karşısındaki konumuna bakalım. Dikey bir şekilde ham ham diye puf puf diye o güzel buharıyla, güçlü buharıyla birlikte sadece iki hamlede dümdüz yaptık. Bakar mısın? Omuzları da düzelttik. Sıra geldi arkasına. Araba kullanırken, oturup kalkarken çok kırışır ve bundan da sıkıntı duyuyoruz. Kuru temizlemeye, ütüye göndermeye gerek yok. Aman efendim, pantolonlar. İşte en zorları. Sıkıntılı değil mi? Evet. Evet, çok sıkıntılı. Kolumuz ağrır. Of, yoruluruz. Ütüler de ağrır. Özellikle cep kısmında izler oluşur, parlamalar oluşur. Bunlardan zorlanırız ama sitim köyle bunların hiçbirisi olmayacak. Güçlü buharı sayesinde yapışmadan, kumaş kullanmadan cep kısımlarını rahatça hem de iz bırakmadan çok güzel bir şekilde ütüledik. Ve tabii ki yine ütü masası yok. Harika oldu. Arka bakar mısınız? İnanılır gibi gerçekten. Değil. Gerçekten. Ve sıra geldi efendim örgü kıyafetlerimizi, yani hırkalar, kazaklar, bunlar sarkarlar askıda biliyorsunuz, takılır. Aa bak yine hassas başlığı taktı, görüyor musunuz? Başlık. Ne yaptı? Yine hassas başlıkta hassas yüzeyi, o ön kısmına bak bak buharla. Wow, yepyeni oldu, gördün mü? Şimdi bir de bunlar bak bak, ay ay, ne aman, yapıyor? Aman. Anladım. Sarktı bak, sarkacak. Askıda iz yapıyor ya veya bir yere takılıyor ya. İşte bak onu da hemen ortadan kaldırıyor buharıyla. Gördün mü ne kadar yeni güzel. Yeni gibi oldu. Eteğe geldi sıra. Etekleri biliyorsunuz ki içerisinde ne vardır? Astar vardır. Bu astarı normal astarla olduğu için bir ütü masasında ütülemek zorunda kalırsınız. Ama ütü masası olmadan da elinizde kayma riski olmadan bakın sadece elinizde birkaç hareketle. Çünkü İnanılır gibi ergonomik, değil. Ergonomik, çok hafif. O yüzden çok kolay yapılıyor zaten. Vay, yan tarafı.
tarafa geldiğimizde de işte perdeler. Sadece asılı olduğu yerde geniş ve uzun perdelerimizi bakın uzun kablosu sayesinde çünkü'nun güçlü buharıyla olduğu yerde bir de hafif ya ergonomik ya elimize hemen avcumuzun içerisinde kavruyoruz ve birkaç hareketle hemen hallediyoruz. Aynı şeyi çarşaf ve nevresimlerde de kullanabiliriz değil mi? Büyük parçaların hepsinde. Büyük parçaları da olduğu yerde kullanıyoruz. Vay 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 sıra geldi kışlıklara, kürklü olan kışlıklarımıza. Yağmurda, çamurda, karda bunlar kürkler ne olur ıslanır ve yapışır. Biz ne yapacağız? O sorunu nasıl gidereceğiz? Hemen fırçayı taktık, yoğun buharı verdik, taramayı yaptık, hem temizleme yaptık hem de bakar mısın? Vay yepyeni oldu. Kuru temizlemeden de kurtulduk değil mi? Ekonomik. Haydi hijyen de sağlayalım efendim. Oyuncaklar, kokan terlikler. Şimdi efendim bunun tabanını size göstereceğiz. Yapışmaz kaygan tabanını göstereceğiz. Bakın gördünüz mü? Su nasıl şakır şakır akıyor. Çok özel 3 kat bir tabandan oluşuyor. Bunca şovu yaptık. Ütü masası kullanmadık. Ütü masası kullanmayacak mıyız? Elbette ki kullanacağız. Buyurun ütü masasında da kumaş pantolonlarınızı ütüleyebileceksiniz. Ne oldu? Yorulduğumuz anda, bıraktığımız anda onun bir standı var. Standın üzerine bırakıyoruz. Sıra geldi çizgiye. Çizgisiz kumaş pantolon olur mu? Kesinlikle. Steam köyü bir de masada deneyelim. Haydi bakalım. Tek hareketle bak. Bir kere gitti. Vay. Jilet gibi oldu. Steam Q diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Sadece iki hamlede dümdüz yaptık. Bakar mısın? Omuzları da düzelttik. Sıra geldi arkasına. Araba kullanırken, oturup kalkarken çok kırışır. Ve bundan da sıkıntı duyuyoruz. Kuru temizlemeye, ütüye göndermeye gerek yok. Aman efendim pantolonlar. İşte en zorları. Sıkıntılı değil mi? Evet. Evet çok sıkıntılı. Kolumuz ağrır. Of yoruluruz. Ütüler de ağrır. Özellikle cep kısmında izler oluşur, parlamalar oluşur. Bunlardan zorlanırız ama Steam Q'yla bunların hiçbirisi olmayacak. Güçlü buharı sayesinde yapışmadan, kumaş kullanmadan cep kısımlarını rahatça hem de iz bırakmadan çok güzel bir şekilde ütüledik. Ve tabii ki yine ütü masası yok. Harika oldu. Arka bakar mısınız? İnanılır gibi gerçekten. Değil. Gerçekten. Ve sıra geldi efendim örgü kıyafetlerimizi yani hırkalar, kazaklar bunlar sarkarlar askıda biliyorsunuz takılır. Aa bak yine hassas başlığı taktı görüyor musun? Hassas başlık. Ne yaptı? Yine hassas başlıkta hassas yüzeyi o ön kısmına bak buharla. Wow yepyeni oldu gördün mü? Şimdi bir de bunlar bak ay ne aman, yapıyor? Aman. Anladım. Sarktı bak sarkacak. Askıda iz yapıyor ya veya bir yere takılıyor ya. İşte bak onu da hemen ortadan kaldırıyor buharıyla. Gördün mü ne kadar yeni güzel. Gibi oldu. Eteğe geldi sıra. Etekleri biliyorsunuz ki içerisinde ne vardır? Astar vardır. Bu astarı normal astarla olduğu için bir ütü masasında ütülemek zorunda kalırsınız. Ama ütü masası olmadan da elinizde kayma riski olmadan bakın sadece elinizde birkaç hareketle. Çünkü çok ergonomik, çok hafif. O yüzden çok kolay yapılıyor zaten. Vay yan tarafa geldiğimizde de işte perdeler. Sadece asılı olduğu yerde geniş ve uzun perdelerimizi bakın uzun kablosu sayesinde Steam Q'nun güçlü buharıyla olduğu yerde bir de hafif ya ergonomik ya elimize hemen avcumuzun içerisinde kavruyoruz ve birkaç hareketle hemen hallediyoruz. Sıra geldi kışlıklara, kürklü olan kışlıklarımıza. Yağmurda, çamurda, karda bunlar kürkler ne olur ıslanır ve yapışır. Biz ne yapacağız? O sorunu nasıl gidereceğiz? Hemen fırçayı taktık, yoğun buharı verdik, taramayı yaptık, hem temizleme yaptık, hem de bakar mısın? Vay yepyeni oldu. Güçlü jet buharıyla hem yatay hem dikey ütüleme özelliği. 30 saniyede buhar verir, sterilize eder. Güçlü mikro buhar kumaşa zarar vermez. Hafif, pratik ve kolay taşınır. 22 ülkede hit olmuş Steam Q'yla her yerde hızlı ve kolay ütü yapın. Fırsatı yakalayabilmek için ekranda gördüğünüz telefon numarasından bizleri arayın. İster kapıda nakit olarak, isterseniz kredi kartına 9 ay taksit avantajıyla sahip olun. Thank you.
Evet, şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu o dünyadaki yeriyle beraber yaşananları özetledikten sonra, o karanlık tabloyu çizdikten sonra, bu karanlık tablonun içerisinde siyaseten de bir kurultay rüzgarı esmekte sevgili izleyiciler. Yerel seçim gelirken kurultay mı olur olmaz mı? İyi Parti gidiyor. Meral Akşener kurultayya da önce aday olmayacağını açıklamıştı. Ardından partinin ısrarı üzerine yine aday olacağı anlaşılıyor. Ama İyi Parti'de tartışmalar var. Olağan bir şekilde AKP kurultaya gidecek. Partinin yarısı değişecek. AKP Erdoğan partiyi revize ederek dinçleştirme çabası sergiliyor. Metal yorgunluğunu giderme. CHP'de ise daha farklı bir tartışma var. Kurultay yok dendi en son. Bugün MYK var. MYK'da değişiklik olacak. Değişim kurultay istendi. Kurultay yok ama MYK'da değişiklik olacak. Şimdi siyasetin içinde bulunduğu özetledim ben. Ali Aydar Fırat. O karanlık tabloda tabii ki hakim olması beklenir. Siyaseten çünkü bir aktiflik gerektiren bir süreçte Türkiye. Ancak siyasette kurultaylara kilitlenmiş görünüyor. CHP'den başlayalım. Bugün MYK'da ne olur? Yani bir değişim beklentisi var. Muhtemelen bu hem bu imza toplama süreci hem de öncesinde aday belirleme sürecine dönük bir takım eleştiriler yapılmıştı. Bu eleştirilere karşısında Kemal Bey zaten bir grup çıkışında parti değişim olacaktı. Ama herhalde daha büyük bir değişimden bahsediliyor muhtemelen. Yani salt MYK ile ilgili bir şey değil. Sonrasında da bir takım adımlar atılır diye düşünüyorum. Ama bugün bir MYK değişimi olur. Şunu İzniniz verirseniz not etmek isterim. Artık hani bu tartışmanın bitirilmesi lazım. Çünkü muhtemeldir ki bir erken yerel seçim yapılacaktır. Yapmak zorunda AKP. Hı hı. 2018'de seçim, yani 2019'daki seçim takvimini 2018'de kaydırması nedeni ekonominin gidişatını çok iyi bilmeleri, görmeleri ve çok ağır bir tahribatla karşı karşıya olduklarını net bir biçimde görmelerinden kaynaklanmaktadır. O yüzden 2018 seçim yılı olarak belirlendi ve muhtemeldir ki çok yakın, yani Kasım'da bir yerel seçimle karşı karşıyayız. Şu anda Ankara kulislerinde konuşulan şudur, çok ciddi bir biçimde aday belirleme çalışması başlattı AKP'de ve dolayısıyla AKP bu seçime de yeni bir baskın bir seçim. Kendi belirlediği koşullar, kendi belirlediği durum ya da süreçlerle bir seçime gidecek ve aslında muhtemelen ki hastalığı tespit edip, metal yorgunluğunu tespit edip buna yönelik olarak tedavi sürecini de hızlı bir şekilde gündeme getiren yine AKP olmuş görünüyor değil mi? Yanlış yorumlamak. Yok evet, yani sonuçta yani nereden bakarsanız bak, olumlu ya da olumsuz, ama sonuçta bir parti kendisinde bir değişim hedefi ya da böyle bir motivasyon buluyorsa bu önemli bir şeydir. Başka partilerinde, başka yapılarında kendi eksikliklerini, kendi hatalarını, kendi politikalarını ya da Türkiye'nin sorunlarına dair çözümlerini yeniden formüle etmeleri gerekiyor. Ama şu bir gerçek, artık hani bu kurultay tartışmaları CHP için çok ciddi bir sancıya dönüşmüştür. Ve bu giderek ciddi bir bölünme, bir duygusal kırılmaya neden olabilir. O yüzden bu tartışmanın bir an önce kapatılması lazım. Semra Hanım, bakın çok CHP'nin elinde olan ve çok iyi çalışan belediyeler var. Yani bir an önce partinin bu belediyeleri anlatması lazım. Yani muhalefette olmasına rağmen, büyük şehirler CHP'de olmamasına rağmen, yani mesela işte ben Çankaya'dan biliyorum, Alper Taşdelen'den biliyorum, müthiş başarılar ortaya koydu. Yani her sokağında çalışma var, her bölgesinde bir eser inşa edildi. Partinin bunu anlatması gerekiyor insanlara. Yani ama geç modellerine. Evet, yani işte yani Ali Kılıç var, Zeydan Karalar var. Bunların hepsinin anlatılması lazım. Bunların hepsinin işte Seferihisar Belediyesi var, işte Slow City. Yani hepsi başka bir tür örnek oluyor. Bunlar anlatması, çünkü mesele şu. AKP yerel yönetimlerle geldi. Yani 1994'ten beri aldıkları hiçbir belediyeyi doğru dürüst bırakmadılar. Hepsini korudular. Çok az örneği vardır. Bir Yeni Mahalle, bir Seyhan örneği vardır. Bunun dışındaki belediyelerin hepsini korudular. O yüzden eğer bir değişim olacaksa bu yerel yönetimlerden olacak. Çünkü siz yerel yönetimlerde ortaya koyduğunuz proje, ortaya koyduğunuz o simülasyon ya da yarattığınız bütün o kent pratiği sizi iktidara taşır. Bir de şöyle bir şey var. Bu yeni yerel yönetim yasaları ve yeni bu sistemle birlikte kentler çok büyük bir önem kazanıyor. Kentler yeni bir değişim alanı oluyor. Dolayısıyla burada kentleri kazandığınız zaman AKP'ye karşı direnme, AKP'ye karşı mücadele etme imkanınız ve alanınız ortaya çıkıyor. Peki ama bunca tartışma yaşanırken bu nasıl sağlanacak Ali Aydar Fırat? Burayı bir geride bırakmak mümkün görünmüyor gibi. Partinin kendi iç barışını sağlaması lazım. Yani bir sağduyunun parti içerisinde, daha doğrusu bir solduyunun egemen olması lazım. Buradaki tartışmanın bir tür
politik arka planının olmamasından kaynaklı olarak tamamen kişilere indirgenmesi doğru bir şey değildir. Benim hep söylene geldiğim bir şeydir. Yani birinin bir koltuktan kalkıp yerine oturması çözüm üretmeyecektir. Çünkü neden? Bu ülkenin tarihsel olarak çok önemli sorunları var. Bu tarihsel sorunlarına siz cesur ve kapsamlı çözümle ürettiğiniz zaman bu halk sizi iktidara taşıyor. Böyle bir söylem geliştirdiğiniz zaman sizi taşıyor. Bir yani politik... ihtiyaca yanıt vermek. Evet, mesele bu zaten. Mesele bu. Yani o ihtiyaca cevap vermek. Tamam. Ama yani Türkiye'nin sol pratiğinde ve sağ pratiğinde iki şey var. Soldaki bölünmeler ya da tartışmalar sola hep küçültmüştür. Dikkat edin bakın. Hı hı. Solda bütün ayrılan partiler erimiştir ya da kişiler yok olup gitmiştir. Sağda böyle bir şey yoktur. Sağ pratikte yarın emin olun AKP ki çok yakın bir zamanda bu ekonomik krizle birlikte kendi iç çatışmalarına ve çelişkilerine girdiği zaman oradan başka bir parti çıkacaktır. Ve o parti Türkiye'yi yönetmeye başlayacaktır. ANAP doğru yol pratiği bize bunu gösterdi ya da Refah Partisi pratiği bize bunu gösterdi. Solda böyle bir şey yok. Yani solun küçülmeye, daha fazla küçülmeye, daha fazla erimeye, daha fazla birbiri içinde mücadele etmeye ne anlamı, ne önemi, ne de vakti vardır. Şimdi bizde genelde soldaki bütün hem sosyalist sol hem sosyal demokrat solda şöyle bir pratik var. O sol tarihi okuyanlar bunu bilirler. Kişiler üzerinden bir tartışma yürütülür. Yani politikalar üzerinden değil, siyaset tamamen kişilere endekslenir ve bu kişi gelirse Türkiye'nin ya da partinin durumu düzelir üzerinden bir şey yürütülür, bir tartışma yürütülür. Bunun böyle olmadığını bütün bir sosyal demokratlar parti tarihine baktığınız zaman görürsünüz. Sosyalist sola baktığınız zaman görürsünüz. Dolayısıyla buradan çıkmak gerekiyor. Bütün bu tartışmaların bir biçimiyle bu yerel seçimler sonrasında ötelenmesi gerekiyor. AKP büyük tırnak içinde bir başarı kazandı. Bu başarı muhalefeti darmadağın etti. Şimdi bunu görmek gerekiyor ve buna karşı bir birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmek gerekiyor. Bunun koşulu nedir? Onu elbette ki bu partideki taraftarlar ortaya koyacaklardır. Yani Muharrem İnce'nin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturup konuşmasının önünde hiçbir engel yok. Bir partinin gerçek anlamda bir... Bu insanlar, bu yapı birbirine karşı değildir. Bu yapı birlikte olduğu zaman bile AKP'ye karşı başarı elde edemezken ayrılması ya da parçalanması durumunda çok daha vahim sonuçlar böyle var olan kentlere. Böyle bir ihtimal mi var? Tabii yani. Endişeni dile getiriyorsun. Tabii ki yani bu duygusal kırılmalar, yani tek bir kişinin bile kaybedilme lüksü yoktur. Solun bugün itibariyle tek bir kişiyi çünkü bütün bir devlet aygıtının AKP'leştiği bir süreci yaşıyorsunuz. Ve size bütün olağanüstü koşullar dayatıyorlar, sizi o olağanüstü koşullarda seçime götürüyorlar ve istediği sonuçlar alıyorlar. Şimdi sizin kitlenin bir bölümü kaybetmeniz ya da kişilerin bir bölümü kaybetmek gibi bir lüksünüz yok. Yani normal zamanında yapılsa bile şu anda bir 7 aylık bir süre var önümüzde. Yani bunun 3 ayı aday belirlemedir, 3 ayı da propaganda ile geçtiği zaman zaten ortada bir zaman sorunu ortaya çıkıyor. Kendiliğinden bir zaman sorunu ortaya çıkıyor. O yüzden bütün bu tartışmaların, bütün bu değişim tartışmalarının yerel seçim sonrasına bırakılması çok büyük önem taşıyor. Bunun öncesinde bir barış ortamı yani yaratılması benim lazım. Benim anladığım kadarıyla düşüncene göre Ali Haydar Fırat kurultay tartışmaları geride bırakılmalı. Çünkü bu saatten sonra öfkeye dönüşüyor. Bu saatten sonra şu ana kadar bulunan imzalara haksızlık olmuyor mu söylediğin? Değişim isteyenler bunu söylüyorlar. Doğru. Bunu görmezden gelmemek lazım. Bu hiç mesele değil. Yani ama şu da var. Hani bir o kadar imza veren var. Bir de bunun daha fazlasında imza vermeyenler var. Şimdi bu imza verme tartışması, kişilere indirgenen bu tartışmalar bu süreçte bütün bir sola zarar verecek, ortaya bir sonuç çıkaracaktır. Bundan kaçınmak gerekiyor. Çünkü partinin değişim meselesi 3-5 ayda çözülebilecek bir mesele değildir. Kimse kendini bunu kandırmasın. Yani bir koltuk değişimiyle ya da MYK'nın değişimiyle ya da işte parti meclisinin değişimiyle bir partinin değişiminden söz edilemez, edilmemelidir. Çok daha büyük, çok daha uzun vadeli bir değişim sürecinin ortaya çıkması gerekiyor. Neden ortaya çıkması gerekiyor biliyor musunuz? 1963'te bir anda 250 tane Komünizmle Mücadele Derneği kuruldu Türkiye'de. Ve Türkiye'nin İslamcı sağı orada örgütlendi. Ne zaman iktidar oldu? 1994'te yerelde başladı. 2002'de de genel iktidar oldu. Yani bir 60 yıla varan bir süreçten bahsediyoruz. Yani değişim dediğiniz şey böyle uzun ve netameli bir süreçtir. Bir anda olup biz bir anda bir takım koltuklarda oturanları değiştirdiğimiz zaman iktidar oluruz, başka bir dünya yaratılır, başka bir dünya inşa edilir. Böyle bir gerçeklik yok, böyle bir dünya yok. Ne kadar çok sağlam bir ideoloji ve söylem inşa ederseniz, onun kurumlarını yaratırsanız ve o kurumları insanlara adapte ederseniz bir değişim ancak öyle mümkün olur. İsimler üzerinde değil, bu tartışmanın gayet de politik olarak kuramlar, ülkeler hepsiyle beraber yani gündeme gelmesi gerekiyor. Yani bu 21. yüzyılda Türk dünya solu neyi tartışıyor?
Türkiye solunun konumu ne olmalıdır? Herkes buna bakmalıdır. Yani örneğin biz şunu cesaret edip söyleyebiliyor muyuz? Yani bu Kemal Bey için de geçerli, Muharrem İnce için de geçerli. Siz hiç bunu, şöyle bir şey duydunuz mu? Hayır kardeşim, biz neoliberalizme karşıyız. Biz geldiğimiz zaman bütün kurumları tekrar kamulaştıracağız diyebiliyorlar mı? PTT'yi kamulaştıracağımızı söyleyebiliyor muyuz? Ya da taşımayı, işte demir yollarını kamulaştıracağımızı diyebiliyor muyuz? Bunu tartışmak gerekiyor. Kimse bunu tartışmıyor. Kimse Türkiye'nin Kürt sorunu nasıl çözeceksiniz? Bunu tartışmıyorsunuz. Türkiye'deki inanç meselesi nasıl çözeceksiniz? Bunu tartışmıyorsunuz. Peki Türkiye'deki devlet serme ilişkisini nasıl çözeceksiniz? Türkiye'deki birikim süreçleri nasıl daha adil hale getireceksiniz? Bütün bunları tartışmıyorsunuz. Peki neyi tartışıyorsunuz? Efendim ben orada otursam daha iyi yaparım. Böyle bir dünya yok ki. Yani biz şunu hep, ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Benim babam şunu söylerdi. Derdik işte bir sosyal demokrat olarak, işte efendim Erdal Bey çok naif, çok düzgün bir adamdır ama işte Deniz Baykal gelirse parti kesin iktidar olur. Biz bu süreci gördük. Olmadı. Yine olmayacak. Yani çünkü mesele burada değil. Yani sorun burada değil. İsimlerde değil. Sorun değil. Yani sorun bir kadro hareketinin yaratılması gerekiyor. Bu imza toplayanlar, verenler, vermeyenler, bu cepheleşme doğru bir cepheleşme değil. Ve özellikle de yerel seçimler için korkunç, ağır bir tablo bizi beklerken, hem ekonomik, hem sosyal, hem siyasal olarak, hiç kimsenin birbirini kaybetme lüksü yok. Herkesin daha fazla barışa, daha fazla kardeşliğe ihtiyacı var. Ama onun ötesinde herkesin çok sağlam, çok tutarlı, ideolojik bir birliğe ihtiyacı var. Tamam mı? Klasik sosyalist solda hep şöyle bir şey sağlar. Birlik, eleştiri, birlik. Tamam mı? Yani bir önce bir birliktelik olur. Sonra onun eleştirisi yapılır. Sonra o eleştirinin sonrasında yeniden bir birlik oluşturulur. Bugün buna ihtiyaç var. Bunu yapmadığınız zaman Türkiye siyasetine yön vermeniz de mümkün değil. Türkiye'nin sorunlarını çözmeniz de mümkün değil. Yani insanların size oy vermemesinin nedeni AKP'nin salt baskıcı politikaları vesaire falan değil. Sizin inandırıcı olmamanızla ilişkili bir şeydir. O inandırıcılığı yaratacak formülü üretmek gerekiyor. Gerekiyor tabii ki. İsimler önemli değil tabii. Diyorsun Ali Aydar Fırat. Şimdi bir sağduyu çağrılarının önemi olduğunu vurgulayarak istersen sözü bağlayalım. Gelinen noktada çünkü böyle kırıcı bir sürece girildiği görülüyor anladığım evet, herkes kadarıyla. Herkes mümkün mertebe bundan mutlak suretle kaçınması gerekiyor. Aynı partide yoldaşlık hukukuna bağlı bir siyasetin, bir ilişkinin kurulması gerekiyor. Bunun emin olun burada herkes kazançlı çıkacaktır. Değişim de kaçınılmazdır, ötelenemez bir şeydir. Ama bu değişimi sürükleyecek başka bir takım aktörlerin, başka bir takım mekanizmaların olması gerekiyor. Ben kişisel olarak hep şunu söylemişim. Bir kadro hareketi olduğu zaman bir değişim mümkündür. Bu kadro hareketini inşa edecek olanlar, bunun söylemini kurumlarına inşa edecek insanlar bir başarıyı elde edebilirler. 90 yıllık aşan tarihinde bir partinin, bakın Mustafa Kemal daha Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu Ajansı'nı kuruyor. Kendi evet, medyasını evet. kuruyor. Kendi projesini tabii, oluşturuyor. Daha Türk Dil Türk Tarih kurumlarını kuruyor inşa sürecinde. Şimdi devlet pratiği böyle bir şeydir. Yani hegemonya böyle bir şeydir. Kendi kurumlarını kurmayan, kendi araştırma kurumlarını, kendi düşünce kuruluşlarını, kendi medyasını kurmayan, yani bugün Türkiye'de ne MYK'nın, ne parti meclisinin, ne kurultayın bugün dünyasında bir anlam yoktur. Siz kendi kurumlarınızı kurduğunuz zaman bu sizi bir yere taşır. Bu kurumların hiçbiri var mı CHP'de? Yok. Bir araştırma şirketi var mı? Bir düşünce kuruluşu var mı? Bir kendi medyası var mı? Yok. Dolayısıyla bilgiye dayalı siyasetin olması öyle, tabii. gerektiğini ben de katkı olarak ifade edeyim. Teşekkür ederiz Ali Aydar Fırat. Rica ederim efendim. Ancak bu sürecin de ben iyi bir biçimde, sağlıklı biçimde sağlıklı yürütülemediği evet. kanaatindeyim şu Doğru. ana kadar. Ama umudum var CHP Türkiye'de çünkü demokrasiyi yaşayan, yaşatan yegane kurum Türkiye'deki en iyi kurum diyelim bu bağlamda. Hani en iyisi bu elimizde sonuçta bir demokraside bir kültürdür. Zaman içerisinde oluşur, olgunlaşır. O olgunluğa yönelik herkes çaba sarf etsin dileriz. Çok teşekkürler Ali Aydar Fırat. Ben teşekkür ederim. Yayınlar. Sevgili izleyiciler bir araya gidelim. Saat başında yine karşınızda olacağız ve güne yansıyan gelişmeleri aktaracağız. Örneğin görüyorum sıcak gelişme TSK'dan bir açıklama var. Yine bir operasyon olduğuna dair ayrıntılara bakacağız.